Şimdi AK Parti'de artık gözler 15 Ocağı çevrilmiş durumda. Hem seçim beyannamesi bir de diğer illerin adayları açıklanacak. Ankara'ya gidelim. Rüya Kuş muhabir arkadaşım bizi bekliyor. Rüya hoş geldin yayına. Gözümüzü 15 Ocağı ve Ankara'ya çevirdik. Neler konuşuluyor? Evet ilk turu atlattınız. ikinci tur bizde ve biraz daha büyük bir organizasyon olacak. Çünkü seçim beyannamesini Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak. Esasen hafta sonuna kadar 7 ayrı başlıkta açıklanması planlanıyordu. Son olarak bir de seçim ekonomisi eklendi. Artık elimizde 8 başlığın olduğunu söylemek mümkün. Bu kapsamda AK Parti oldukça önemli ve kapsamlı bir seçim beyannamesinin altına da imza atacak diyebiliriz. Özellikle gerçek belediyecilik vurgusu ki zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü konuşmasında da sıklıkla telaffuz ettiği bir kelime oldu. Yine aynı şekilde seçim beyannamesi içerisinde kendisine yer bulacak. Esasen şunu söylemek mümkün. Kampanya her ne kadar muhalefetin yapamadıkları, söz verip de tutamadıkları üzerine kurulu olacaksa, olacak olsa da AK Parti kendi seçim beyannamesinde tamamıyla yapacaklarını anlatacak. Dolayısıyla bir AK Parti belediyeciliği vizyonu çizilecek. Yani 2002 yılında iktidara geldiklerinde nasıl ki acil eylem planıyla bu noktada belediyeciliği de öneme aldıysa AK Parti girdikleri tüm yıllarda 2000 2004, 2009 bununla beraber devamındaki 2014, 2019 seçimlerde yine aynı şekilde tek tek masa yatırılıyor olacak. Bizler sizlere bunları yaptık. Bundan sonra da yapacaklarımız şunlar olacak diyecek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arka arkaya bütün vaatlerini sıralamaya başlayacak. Güvenli şehirler bunlardan bir tanesi olacak. Dirençli şehirler bir diğeri olacak. Mahalle kavramı yeniden gündeme gelecek ama kentsel dönüşüm şehirlerin daha güvenli hale gelmesi oldukça önemli başlıklardan biri olacak ki Zaten söz konusu deprem olduğunda bilhassa İstanbul en risk altındaki şehirlerden bir tanesi. Orada aday gösterilen bir isim de kentsel dönüşüm konusunda oldukça uzman bir aday. Bunu da altın çizmekte bir daha fayda var. Dolayısıyla adaylar açıklanırken de bu noktada illerin ihtiyacına göre isimlerin belirlenmesine de özen gösteriyor AK Parti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da o gün kürsüden geri kalan bütün büyük şehirlerin ama aynı zamanda toplamda 48 ilin adayını açıklıyor olacak. Bütün adaylarda bu kapsamda şehrin ihtiyacına, şehrin taleplerini karşılayabilecek nitelikteki kişiler arasından belirlenmiş olacak. Bu hafta da yine aynı şekilde 15 Ocağa giden süreçte AK Parti'de mesai oldukça yoğun sürecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Ankara'ya gelecek. Doğruca genel merkeze geçecek. Orada yine Komisyon üyeleri bir araya gelip aday belirleme toplantılarına devam edecek.